Sanat üzerine vıdı vıdıya diye devam. Bu üçüncü bölüm oluyor yaptığım konuşmalarda. Şimdi ben size ne anlattım bundan önce? Yeni bir müzik türünün ne olması gerektiğini, müziğin ne tarafa doğru evrilmesi gerektiğinden bahsettim. Bu konuda vıdı vıdılar yaptım. Daha sonra bazı arkadaşlarımla irtibat kurdum. İşte müzik konusunda uzman olmuş, profesör olmuş. Ondan sonra besteci olan arkadaşlarla da irtibat kurdum. Ve konuyu değerlendirmeye çalıştım. Tartışmaya çalıştım. Farklı fikirler var tabii ortada. Yani bunlardan bir tanesi, bir arkadaşım der ki, yeni bir şey icat etmeye, yeni bir dil icat etmeye gerek var mı? Böyle bir şeye gerek yok. Önemli olan müziğin kalitesinin ve sunumunun nasıl olduğu, bunun iyileştirilmesi gerektiği. Yani herhangi bir ses kümesini ne kadar iyi ifade edebilirsek, ne kadar profesyonelce ifade edebilirsek, dinleyiciye o kadar iyi ulaşmış oluruz. Şimdi bu bakış açısı dinleyici açısından bir bakış açısı. Yani teknik açıdan bir bakış açısı değil. Dinleyicinin keyif almasına yönelik bir bakış açısı. Tabi bu başka bir soruyu meydana getiriyor, doğuruyor insanın zihninde. İnsanlar konserlere gittiklerinde keyif almak için mi giderler, eğlenmek için mi giderler? Yoksa entelektüel bir iletişim, etkileşim için mi buralara giderler? Şimdi bu soru tabii birden fazla yanıtı var. Yani eğer pop müzik, eğlence sektörü açısından baktığımızda insanlar eğlenmeye gidiyorlar. Hoşça vakit geçirmeye gidiyorlar. Eski klasik müzik eserleri, klasik batı müziği eserleri günümüze artık estetikleşmiş olarak dönüştüğü için insanlar da bunlardan keyif almaya gidiyorlar. Halbuki o zamanki sanatçı, o dönemde sanatçı, bu çağın insanı bu işten keyif alsın, işte estetik bir şekilde uyusun diye o müzikleri yapmadı. Kendi çağının problemlerini dile getirdi. Kendi çağının eleştirilerini yaptı. Ama yüzyıllar sonra o artık o ifade ettiği şeylerin bir anlamı kalmadığı için ne oldu? Günümüzde estetik, keyif alınacak bir müzik haline dönüştü. Yani ben böyle düşünüyorum. Yani bunun bir anlamı yok çünkü yani Mozart'ı dinliyorsunuz. Adam eleştiriyor, sarayı eleştiriyor, oradaki rezaleti eleştiriyor, işte ahlaki çürümeyi eleştiriyor. Şimdi sen bugün bundan keyif alıyorsan, estetik açıdan değerlendiriyorum. Çok estetik, çok keyifli, çok güzel, çok şahane falan diyorsan bence saçmalıyorsun yani. Çünkü adam o dönem için bunları anlattı. Ha, bu bugüne bir şey ifade etmiyor, ayrı konu. Yani bugünü anlatmıyor, ayrı konu. Ya böyle bir sürü besteci var. Kendi çağını eleştirmiş, kendi çağındaki sorunları işlemiş ve besteciler var. Yani onlar aslında konuya entelektüel olarak yaklaşmışlar. Entelektüel olarak bir etkileşim sunmaya çalışmışlar. O dönemin insanları anlamış, anlamamış, ayrı konu. Bilmiyorum tabii ben bunu. Yani anlamışlar mı, anlamamışlar mı? Ama günümüzde bunu böyle değerlendiriyor. Estetik bir keyif. Ne kadar keyifli, ne kadar hoş, ne kadar tatlı. İşte kulağa ne kadar hoş geliyor. Polifonisi harika. İşin teknik kısmı başka. Estetik olarak algıladığınız şey bambaşka bir şey. Yani. Şimdi başka bir örnek verelim. Günümüzün müziği bilimsel bir müzik artık. Yani bilimsel değerler içeren ve bilimsel matematik formüller içeren ve böyle çalışan bir yapıya sahip. Diyelim ki bir bilim konferansına gittiniz. Buraya keyif almaya mı gidiyorsunuz? Yoksa entelektüel bir etkileşim içerisine girmeye mi gidiyorsunuz? Yani düşünmeye, öğrenmeye, çabalamaya, soru sormaya mı gidiyorsunuz? Yeni bir şey daha eklemeye mi gidiyorsunuz? Yani entelektüel bir etkileşim için gidiyor insanlar buraya. Keyif almaya gittiklerini düşünmüyorum yani. Bu çok saçma olurdu. Diğer arkadaşım farklı noktada yaklaşıyor konuya ve diyor ki yeni bir dil geliştirmek ağrılı bir iş. Yani insanları zorlayan, o dili anlamalarını çok beklememek lazım. Onları fazla zorluyoruz. Dolayısıyla biz anlatım
yöntemlerimizi değiştirmemiz lazım. Şimdi bu noktada zaten bir miktar bu noktaya ben yakınım. Yani çok uzak değilim. Yani şimdi müzik soyut bir kavram. Yani soyut sesler. Dinliyorsunuz, o uçuyor gidiyor. Yani yok, ortada kalan bir şey yok. Ama bir tabloyu koyduğunuz önünüze, yani duvarınıza, o tablo orada duruyor. Siz sürekli onu görüyorsunuz. Heykeli sürekli görüyorsunuz. Yani objeler dünyası daha etkileşim, yani insanları daha fazla etkilemesinin sebebi sürekli orada var oluyor olması. Müziği de tekrar dinleyebilirsiniz kayıtı varsa, ama kayıt yoksa dinleyemezsiniz. Yani bir defa dinliyorsunuz ve bitiyor konu. Uçtu gitti. Size bir şey verdi, vermedi. O kadar. Tiyatroda tekrarlanan bir şey, kayıtları yapılan bir şey. Yani müzikten çok uzak değil ama daha yine de etkileyici, insanın aklında daha kalıcı. Yani yüzler, davranışlar, sesler, hareketler, anlattığı mesaj, ilettiği mesaj insanları daha fazla etkiliyor. Dolayısıyla görsel sanatlarla sesin, yani müziğin, sanat tarafının birleştirilmesi fikrine, unification denilen hikayeye karşı değil. Yani bunun üzerine felsefik yaklaşımlar eklenebilir, daha çeşitlendirilebilir, farklı kültürlerin bakış açıları eklenebilir. Yani dünyada bir sürü farklı kültür var. Afrika kültürleri var, işte Latin Amerika kültürleri var, Uzak Doğu kültürleri var, onların müzikleri var, sanatları var. Bunlarla birleştirilebilir. Tabii ki yani bu etkileşimi ve anlatım dilini güçlendirir. Fakat teknik açıdan sorduğum bir sonraki evre ne olacak sorusunun yanıtı bu da değil. Bu tamam, anlatım dilini biraz zenginleştirdi. Tek katmanlı bir müzik koyuyorsunuz ortaya. Yani henüz daha ikinci katman yok müzikte. Böyle bir örnek yok yani. Benim yaptığım Vortex'i bir kenara bırakın. Yani o kabul görmüş bir şey değil şu anda. Bir sürü insan da anlamadı zaten. Onu bir kenara bırakın. Yani üç katman zaten hiç yok. Tek bir örneği bile yok. Dolayısıyla tek katmanlı bir müzik var. Onun üzerine siz ne yapıyorsunuz? İkinci katmanı olarak görsel sanatları ekliyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Peki üçüncü katman ne eklenecek bunun üzerine? Yani ne tarafa doğru gelişecek bu? Üçüncü katmanı ekleyemezsiniz. Yok. Burada kalacak yani. Bu kadar. Değiştirilecekler. Yani nasıl şimdi pop müziklerinin ritimlerini değiştiriyorlar, size veriyorlar. Onun da sahne tasarımlarını değiştirecekler. Görsel tasarımlarını değiştirecekler. Ve tekrar tekrar aynı şeyleri ve benzer formatta, farklı eserler olsa bile benzer formatta tekrar sunacaklar. Bir gelişimden bahsedemiyorum ben bu noktada. Vıdı vıdı, evet tamam, vıdı vıdı yapıyorum ama yani yok. Bir sonraki evresi yok bu işin. Bir sonraki evresi açık bir formata oluşturabilmemiz gerekiyor ki bu mevcut değil. O yüzden soruyu sordum insanlar düşünsün diye. Anladığım kadarıyla bazı insanlar düşünüyorlar. Ama bazıları da çok fazla enteres etmedi onları. Müziğin açık bir formata oturması lazım ve gelişebilmesi lazım. Şimdi yüzyıllar boyunca kapalı bir format içerisine gitti. 7 ton kullandılar, 12 ton kullanıldı. 12 tondan sonrası ne oldu? Sıkıştı insanlar. Ya yok, anlatım şekli yok yani. Başka bir şey yok yani. Melodi. Yani değiştir aynı şeyi ver, aynı şeylerle oyna dur. Yani bir sonraki yok, bir şey anlatamıyorsun yani. Çünkü elindeki veri yetersiz. Şimdi örnek veriyor arkadaş bana. Diyor ki işte Türkçe'de 29 harf var. Bu 29 harf sana yetmiyor. Evet, bu 29 harf bana yetmiyor. Yani onun için zaten sürekli olarak yeni kelimeler icat ediyor insanlar. Farklı anlatımlar bulmaya çalışıyorlar. Ya sanatın doğmasının sebebi ne zaten? Ya matematik dilinin doğmasının sebebi ne? Yani 29 tane harf yetiyor olsaydı, veya İngilizce'deki işte 25 taneyse neyse o yetiyor olmuş olsaydı, burada kalırdı her şey. Tamam, gerek yoktu başka bir şeye. Niye farklı farklı şeyler keşfediyoruz, ne uğraşıyoruz, anlatımı, etkileşimi daha etkin hale getirmeye çalışıyoruz? Ben size video çekiyorum. Ya bu bir etkileşim yöntemi. Tamam, Türkçe kullanıyorum. Ya çünkü nasıl aktaracağım düşüncelerimi size? Bir şekilde bir dil kullanacağım. Ama bu dilin yetersiz olduğundan da bahsediyorum. Yani dil kendi yapısı içinde de yetersiz. Tek zamanlı bir yapıya sahip. Mesela ben
aynı anda şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman içeren bir cümle kuramıyorum. Yok. İlerleyemiyor dilde. Sürekli olarak aynı noktanın içerisinde, fasit dairenin içerisinde dönüp duruyoruz. Dönüp duruyoruz. Onun için de gelişme, zihnimizin açılması, daha geniş ufuklara doğru ilerlememiz, evreni, dünyayı, yaşamı ve her şeyi daha derinlemesine algılayabilmemiz için farklı bir şeylere ihtiyaç var. Bunun için tamam, işte fizik uğraşıyor, işte kuantum mekanik bununla ilgili bize görüş açılarını veriyor. İfade edemiyorsun bile onu. Onu ifade bile edemiyorsun. Yani şimdi mesela iki tane elektron birbiriyle etkileşiyor. Uzayın neresinde olursa olsun birbiriyle direkt olarak etkileşiyor. Değil mi? Entanglement dedikleri hikaye. Bunu ifade bile edemiyorsun yani. Diline çeviremiyorsun. Matematik olarak yazıyorsun. O bile yetersiz geliyor. O bile tanımlamıyor. Tam olarak. Yani müzikte de yapılan bir hamle dili ve düşünceyi etkiler ve değiştirir. Benim dilim, kullandığım kelimeler anlama kapasitemi ortaya koyuyor. Bu benim yaşamı nasıl anladığımı ortaya koyuyor. O halde nasıl anlıyorsam öyle yaşıyorum. Öyle tanımlıyorum. Ne oldu? Bir sınır çizdik. Bu kadar. Peki bunu nasıl genişleteceğim ben? Yaşama şeklimi nasıl değiştireceğim? Algımı nasıl genişleteceğim? Bunun yolu ne? Bunun yolu dili genişletmek, arttırmak, yöntemini ilerletmek. Ve bunun için de ben müziği kullanıyorum. Diyor ki müzik dilini geliştirirsek eğer, ister istemez bu kavramsal olarak düşünme şeklimizi ve konuşma dilimizi etkileyebilir. Ki zaten dilin kökeninde zaten müzik vardır, bunu biliyorsunuz. Yani insanlar doğadaki sesleri, bir takım sesleri taklit ettikleri için ortaya konuşma dili çıkıyor. Prensipte nedir konuşma dili? Bir de onu düşünelim. Ben burada konuşuyorum. Bir takım sesler çıkarıyorum. Bu sesleri siz ne yapıyorsunuz? Duyuyorsunuz. Ve zihniniz deşifre ediyor bu sesleri. Deşifre edemediğinde anlamıyor. Yani diyelim ki şu anda bir Fransız bu videoyu izliyor. Onun için hiçbir anlamı yok. Çünkü deşifre edemiyor. Deşifre edebildiği şeyi anlıyor. Yani hikaye bu. Onun için ben dili geliştirmenin, bir adım daha ileriye götürmenin, algımızı, kapasitemizi artırmanın yolunun müziğin önündeki engelleri kaldırmak olduğunu düşünüyorum. Ne kadar iyi ifade edildiği mevzusu değil yani. O dinleyici perspektifi açısından bakışı tabii haklı yani. Şimdi bir eserin çok iyi bir, yani şimdi Ruslarda öyle bir hikaye var biliyorsunuz. Yani Batılı çok hızlı çalmayı ortaya koyuyor. Rus bunu reddediyor. Niye? Diyor ki ben tek bir notayla o hissiyatı iletebilmem lazım. Notayı o kadar iyi ifade edebilmeliyim ki karşı tarafa o duyguyu aktarabileyim. Bunu öyle paldır küldür hızlı çalarak yapamazsınız diyor. Bunu adım 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 ilerleteceksiniz diyor. Piyanodaki pedal kullanımını adam o kadar detaylandırıyor ki, yani 1/3, 1/4 bir sürü bir şey yani. Bir notaya ne kadar sert basacağını, oraya uyguladığın tuşa ne kadar basınç uygulayacağına kadar adam detayına giriyor işin. Çünkü o hissiyat, o duyguyu o tek bir sesle iletmenin yolunu arıyor. Tamam, yani bunda bir şey yok yani. Tabii ki güzel. Ancak benim ifade etmeye çalıştığımla örtüşmüyor. Konuya ben teknik açıdan bakıyorum, teknik açıdan değerlendirmeye çalışıyorum. Ortaya koyacağımız dilin açık, gelişmeye açık bir dil olması gerektiğinden bahsediyorum. Peki, dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.